İsrail Meclisi, İsrail vatandaşı Araplara uygulanan ırkçı ve ayrımcı politikaların yasayla sistematik hale getirilmesi anlamı taşıdığı eleştirilerine maruz kalan Yahudi Ulus Devlet yasa tasarısını onayladı. Mecliste bu sabah erken saatlere kadar devam eden ve sert tartışmalara sahne olan tasarı 62 evet 55 hayır oyuyla kabul edildi. Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin desteğiyle kabul edilen yasa, Araplara karşı ırkçılığı ve ayrımcılığı kanunla hükme bağlayacağı ve sistematik hale getireceği gerek ile ülkedeki Arapların ve bazı sol kesimlerin yoğun tepkisini çekiyor. Peki bu yasa ne anlama geliyor? Yahudi ulus devlet yasası ne getiriyor? İsrail'in bir anayasası olmadığı için devletin anayasası mesabesindeki temel kanunlarının içine girecek olan yasayla İsrail devleti tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik dini bir devlet olarak tanımlanıyor. Yahudi ulus devlet yasa tasarısı iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre 8 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık %20'sini oluşturan Araplar ikinci sınıf vatandaş konumuna düşecek. Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları yasayla hükme bağlayacak tasarıyla Arapça resmi dil olmaktan çıkacak ve ülkenin tek resmi dili İbranice olacak. Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail bir Yahudi devletidir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır. Hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür. Tüm İsrail vatandaşları eşit haklara sahiptir hükmünü ise diğer maddelerle çeliştiği, göstermelik olduğu ve uygulamada bir anlam ifade etmeyeceği kaydediliyor. İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor. İsrail dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor.